Wide receiver dediğimiz kanat oyuncuları açıklara dizilen oyunculardır. Bunlar genellikle zayıf, uzun boylu ve atletik oyunculardır. En önemli özellikleri hızlı koşmaları, çevik bir şekilde kendilerini koruyan oyuncularla aralarında mesafe açarak oyun kurucunun onları boş alanda topla buluşturabilmeleri için gerekli boşluğu yakalamalarıdır. Elleri çok iyi olmak durumundadır. Çünkü topla temas ettikleri anda muhtemelen kör bir noktadan darbe de alabilirler. Fakat darbeye rağmen, güneşe rağmen, yağmur yağıyorsa eğer topun ıslaklığına rağmen o topu tutabilmeleri gerekir. Çünkü bir maç süresince top onlara kaç kere atılır bilinmez ama her atılan 10 pastan en az 9'unu tutan bir kanat oyuncusu, wide receiver, iyi bir kanat oyuncusu olarak değerlendirilir. Sağlam olmaları gerekmektedir çünkü özellikle alan savunması yapan savunma takımlarında onların bulunduğu bölgeye top atıldığında orada onlara çarpmak için bekleyen defans bekleri, cornerbackler ya da safety'ler bulunmaktadır. Topu tuttuğu anda kör noktadan darbe alabilir bu oyuncu. Bu darbeden etkilenememesi için, oyuna devamının sağlanması için en azından fiziksel kondisyonunun maksimum seviyede iyi olması gerekmektedir. Kendisini savunan oyuncu kısaysa eğer, oyun kurucu ona yüksekten top atacaktır ve iyi sıçrayarak topu tutabiliyor olması gerekir. Sahanın neresinde durduğuna göre oyun kurucuya kendini topla buluşturabilmesi için alan yaratmakla mükelleftir. Genelde takımın en skorer ikinci ya da üçüncü oyuncusudur kanat oyuncusu. Ortalama olarak bir takımda en çok sayı kaydeden oyuncu kicker dediğimiz topu ayak vuruşuyla kaleden geçiren, topu ayakla vurup kaleden geçirerek sayı kazandıran oyuncudur. Kicker'dan sonra en çok sayı kaydeden oyuncular arasında running backler ve wide receiver'lar, kanat oyuncuları gelmektedir.